Merhaba gençler, iyi akşamlar, ne haber bakalım, Şavuz, Enes, iyi akşamlar, Sağ olasın. sende ne anı yok, şeval merhabalar, iyi akşamlar, Serdar, iyi akşamlar, evet, şu live chat'i çağırayım. Evet, güzel. Maç özetleri burada. Bildirim geldi, beklemedeyiz. Yaşa, güzel. <laughs> Yine hafif ara var sanki, değil mi? Biraz yavaş geliyor. sonradan hızlandıramıyor muyum? Durdurmam mı gerekiyor? Evet her neyse idare edelim şimdilik. Şahus çok şükür. Güzel. Ali Ozan iyi akşamlar. Türk sağım. Selamun hocam. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İşler nasıl? Hocam siftahı ben yapayım bugün de demiş. Güzel. Ben soru kampı bu soru kampı hangi seviyede olur? Ben acemilerdenim demiş. Katılsam nasıl olur? Yani acemi veyahut da değil. Herkes için aynı Soruları zaten görmeniz gerekiyor. Herkese aynı şeyi söylüyoruz. Bütün mesele yapabilir misinize geliyor. Her zaman aynı şeyi söylüyorum dikkat ederseniz. Metin çözümlemelerde de aynı olay var. Yani eğer çok acelen yoksa, illa bu sınavda belli bir puan almak zorunda değilsen süper gerekli değil. Daha sonraki yıllara, daha sonraki sınavlara hazırlanacaksan. Atakan hocam benim moraller bayağı kötü bugün. Hayırdır? Sizinle iletişim kurmamız nasıl mümkün olabilir? Görüntümün altında e-mail adresim var. Oraya bir bak. Şeyhavuz biraz gecikme var diyor. Türksam şu anda YouTube 211 videoların başındayım. Güzel. O zaman dediğim gibi çok acelen yok. Şu anda şart değil bence. Ekrem merhabalar. Epeydir yoktun. Şeyhavuz OBS'den mi yapıyorsunuz? Aynen öyle. Yasemin iyi akşamlar. Çok sağ olasın. <laughs> bir dakika bir şey deneyeyim gençler veya denemeyeyim devam ediyoruz işleri bozmayalım şahus hocam ydt için son bir ayda her gün deneme çözülmeli mi hayır YDT için, YDS için, Göktür için her gün her gün soru çözmenize, deneme çözmenize gerek yok. Denemelerin amacı sınav için gerekli hazırlığı yapıp yapmadığınızı görmek için. Yaptığınız hazırlığın ne kadar işe yaradığını görmeniz için gerekli. Onu da haftada bir yapsan yeter. Belki son hafta iki tane yapabilirsin. Onun dışında çok gerekli değil. Atakan, hocam istediğim puan biraz yüksek ve sınava girenler temel seviyeden o puanlara erişilmesi yıllar alır diyor. Hem doğru hem değil. Yani yüksekten kastının ne olduğuna bağlı, temel seviyeden kastının ne olduğuna bağlı, ne kadar çalışacağına bağlı, ne kadar verim alacağına bağlı. Bu işler kişiden kişiye değişiyor. Gökhan Merhabalar. Türk Sam Hocam arkadaşlar Thinkific'in 1080p olduğunu söylüyorlar. Bazı cihazlarda alınabiliyorken çoğu cihazda sadece 1080p destekliyormuş. Sanırım bu Thinkific'teki videoların kalitesinden bahsediyorsun. Onu konuştum Thinkific'le. Normalde YouTube'a yüklediğin zaman otomatik olarak 144'ten, 360'tan kaç en yüksek seviyede yüklediysen ona kadar kendisi otomatik ayarlıyor. Ama Thinkific'te o yok. Onlar sadece en yüksek kaliteyi olduğu gibi yüklüyorlar. Gerisini <laughs> yani destek vermiyorlar. Bütün videoları sıfırdan işte 360 ise 360, 720 ise 720 ayarlayıp bir daha yüklemem gerekecek. 2-3 arkadaş istedi aylar içerisinde. Hocam işte çok internetimiz yok, cep telefondan izliyoruz, o da işte kotadan yiyor vesaire diye. Anlıyorum ama hani 2-3 kişi için de işin doğrusu bütün videoları, yüzlerce videoyu baştan sona kadar yapmak biraz zor geldi bana. Belki otomatik yaptırabilirim onu bir bakayım. Ekrem Yavuz canlı yayına yetişemiyorum ama kayıtları kesinlikle takip ediyorum. Eyvallah Ekrem çok sağ olasın. Zaten videoları artı atıp duruyorsun sürekli görüyorum sağ olasın. Alp Rey, sadece ölüler görür. Abo bu ne lan? <laughs> Kimdi o? Six Sense miydi? Altıncı his miydi? Şiavuz, sağ olun eyvallah. Zeki iyi akşamlar hocam nasılsınız? Çok sağ olasın sende ne var yok. Atakan tekrar. Yüksekten kastım 90 üstü. Temel derken de gramer konularına tense, modül, pasif biraz hakim ama deyip bırakmış. Sunyu iyi akşamlar. Hayırlı işler gençler. Güzel. Şevval Ö. ilk defa gramer videosundaki Spartakus metni üçlü dikişle çevirdim. İlk dikiş çok uzun sürdü ama neredeyse hatası çevirmişim. Bravo. Bu adam bile beni çok mutlu etmeye yetti. Sadece zaman sorunu oldu. Onu biliyorum. Onu yapmanızı ısrarla istiyorum ama. ilk dikişin uzun süreceğini biliyorum birkaç ay dayanmanız gerekiyor. Ondan sonra hızlanıyorsunuz. Bütün temel kelimeler, yapılar çok çabuk oturuyor. Ondan sonra hızlanıyorsunuz. Hızlanmanın da ötesinde kalıcı oluyor. O çok çok önemli. Vildan Özel, iyi akşamlar, çok sağ olasın. Şevval, grameri 10-15 günde bitirirsiniz demiştiniz ama ben sindire sindire dinliyorum. Olur acelen yoksa daha güzel tabi. Ama illa her şeyi her izlediğin anda öğrenmek zorunda değilsin. Sindirmen güzel. Onu takdir etmek lazım ama her anlattığım şeyi dediğim gibi o anda videoyu izlerken öğrenmek zorunda değilsin. Atakan tekrar hocam cidden şu sınavdan özellikle sosyal alandan 90 üstü alınabilmesi için nasıl bir çalışma izlenmeli, ne yapılmalı temiz bir bilgi bulamıyorum çevrede sosyal dediğine göre yök dil. Yok 90 almak, daha önce mesela sınava girdin diyelim ki 40-45 yer civarında isen 6-8 ay arasında çok rahatlıkla alırsın. Şu en son paylaştığım videolarda 90, 80, 70 nasıl aldılar diye bir video var. Orada mesela Mustafa arkadaşımız var. Geçen Haziran'da birlikte çalışmaya başlamıştık. O zamanlar YDS'den 50-55 civarında var diyordu. Gökdil'den işte 90 aldı en son sınavda. Bunun dışında bazı arkadaşlarınız hocam sadece 2 ay içerisinde 50-55'den 75-80'lere geldim diyorlar mesela. Hmm. 4 ay içerisinde 85 alanlar var. Hani Mustafa'nın 6-7 ayda işte hocam ya işte sadece 50'den 90'a çıkmış <laughs> sadece dedim iyi mi? Herkesin durumu farklı. Herkesin çalışabildiği zaman, emek, miktar, verim farklı. Herkesin aslında hedefi de farklı. Sadece sınav amaçlı çalışmak zorunda değilsiniz. Belli bir noktadan sonra zaten bu işin olduğunu görmeye başlayınca keyifleniyor insan. İngilizcenin sadece sınavdan ibaret olmadığını görmeye başlıyorsunuz. Amacınız, hedefiniz biraz değişiyor. Dolayısıyla ilk önce birincisi bu. Kesinlikle 6 ayda, 8 ayda gerçekten hadi temel seviyede olduğunu kabul edersek 8-10 ayda yok dilden YDS biraz daha farklı. yüklüden 90 alınabiliyor gördüğün gibi. 80-85 neredeyse garantisi var gibi. Aradaki o 5-7 puan bile çok hani zor bir puan oraya ulaşmak. Eğer günde 2-3 saatle başlarsan, 2-3 ay, 4 ay sonra bunu 4-5 saate çıkarabilirsen yapman gereken şey sadece şu benim videoları, <laughs> metin videolarını izlemek. Üçlü dikiş yöntemiyle. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. <laughs> Ağzına tertemiz bilgi. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Ne video gramerlerle uğraşmana gerek var, ne kelime ezberleme çalışmalarına gerek var. Hepsi o kadar. Kafanın karışmasına hiç gerek yok yani. Uğur Akpınar, hocam YouTube videolarınızı önümüzdeki YDS'ye kadar yetiştirme şansım görünmüyor gibi videoların PDF'ler üzerinden kelime çalışması yapsam yeterli midir? Kendi başına yapman yeterli değil. Çünkü eğer zaten onları yapabiliyor olsan bu işi çoktan hallederdin. Muhakkak bir hocanın rehberliğine ihtiyacınız oluyor. O yüzden zaten o PDF'lerin üzerinden kelime çalışması yapman benim sizden istediğim adımın birincisi. Üçlü dikiş yöntemi diyorum. Onun birinci dikişi o. İkincisi benim videoları izlemen, aldığın notlarla karşılaştırman. Üçüncü dikiş de ertesi gün bir daha bakmak o PDF'lere. <laughs> Ama sadece o pdf'leri ve onların videolarını kastediyorsan yeterli. Yine her zaman ısrarla söylüyorum. Youtube'da iki buçuk full kurs var. Vardı. Soru, soru çözümlerini kaldırdım. Ama yine de metin çözümlemesi anlamında iki tane full kurs var. Vakti zamanında parasını basıp gelmiş arkadaşlar. Rın sınıflarında kaydettiğim kayıtlar onlar. Sadece biraz 7-8 sene kadar eskidiler. Onun dışında yeterli çalıştığınız zaman 80'ler 90'lar alırsınız kesinlikle. Yaşam, iyi akşamlar. Treehopper Hopper neymiş zorlandım değil mi? Bir de şimdi Zoom'da yaptığımız en son siz tabii onları göremiyorsunuz. Zoom grubunda yaptığımız bir arkeoloji makalesi var. Bir de sen onu gör. Yaşam. Şeyhavuz iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Basri Yurttaş. Hocam Thinkific'den Gökdil fen videolarınızı bitirdim. ikinci üçüncü turu dönüyorum. Gökdil ÖSYM'ye geçtikten sonra yapılan fen sınavlarını da çözdüm. ÖSYM'nin yaptığı sınava eşdeğer hangi sınavları çözmeliyim? Ekstra hedef 55 ama ters bir sınava denk gelirim diye çekiniyorum. Başka herhangi bir deneme gibi bir şeylere gerek yok. Zaten ÖSYM'nin yaptığı sınavlar malum piyasada var. İnternette bulabiliyorsun. Yayınlanmış soruları çöz. Hepsi o kadar. İlla yöktül olması da gerekmiyor. YDS'yi çöz. Üstüne 10 puan daha koy. Al sana yöktül puanı. Türksam hocam Ramazan kardeşimiz ortalıkta yok. Nerelerde haberiniz var mı? Var Türksan, Ben de merak ettim. Kendisine mail attım. Birazcık sıkıntıları varmış. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Düşünmeniz yeter dedi. kurtarmaya veren değilim. Toparlanmaya çalışıyorum dedi. Bana dönerse yine söylerim. Yaşam 28 Mart YÖKTİL için YÖKTİL FEN metinleriniz yeterli olur mu? Eğer hani 50-55-60 gibi puanlarsa evet ama daha yüksek olursa yetmez. Hayır. Orada çok fazla sayıda koyamadık çünkü. Atakan Aydın 7-24 evde olan bir insan için diye olayı düzeltmiş. O zaman haydi haydi olur Atakan. Kesinlikle olur. Yapman gereken şey tek, tek şey sadece pdf'leri çıkarıp videoları baştan sona kadar 2-3 tur dönmek hepsi o kadar. Türksam hocam GDS'ye şuurlu olarak ilk defa gireceğim. Sizin şimdi sizin çevirilerdeyim. Hiç denemeye bakmadan sınava girsem apışıp kalır mıyım? Evet. Evet, o kesin olur. Şimdi daha geç kalmadan bence bir kendini test et. Hemen bir şoka şimdiden gir, apışıp kal şimdiden. Ona göre hazırlanmaya devam et. Yaşam Kandemir, Linguistics, maybe a relatively exact science diyerekten nasıl çeviririz sormuş. Güzel. Bana bunlarla gelin gençler. Evet, bunu nasıl çevirebiliriz diye sormuş arkadaşınız. Linguistik, dil bilimi may be relatively exact science now. Şimdi nispeten <laughs> kesin bir bilim olabilir. Hani bunun böyle olduğunu kabul edelim. Ama it is still very much a science. Very much buradaki vurgu içindir. Hala, hala bir bilim. Whose object, bilim ki onun konusu, object of study, çalışma konusu, changes değişir more than its practitioners can follow. It dediği bu linguistik biliminin ta, uygulayıcıları izleyebilir. Yani izleyebileceği izleyen uygulayıcılarının onu uygulayanların yani dil bilimcilerin izleyebileceğinden daha fazla konusu değişen bir bilimdir. Dediğim ki şuradaki veri maçı atabilirsin. İngilizce açısından mantıklı Türkçe'ye aktarmaya çalıştığınız zaman birazcık uğraştırır. O yüzden atmanda hiçbir sıkıntı olmaz. Dil bilimi şimdi nispeten exact, tam net, kesin bir bilim olabilir. Fakat hala uygulayıcılarının izleyebileceğinden daha fazla konuş, konu alın, çalışma alanı, çalışma konusu değişen bir bilimdir hala. <laughs> Yasemin, hocam bu hafta sisteme yeni soru çözümleri yükleyebilecek misiniz? Niyetim var inşallah. Aydın Alper, hocam metin çözümlemesinde ilk dikişte bağlaçların pdf'lerini yanına alsam sıkıntı olur mu? Hayır, her şey serbest. Sözlük serbest, her türlü şey serbest. Çözmeye çalışıyorsunuz, hep anlamaya çalışıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Başka birisine de sorun isterseniz ama sormayın. İlk önce kendi başınıza uğraşın. Kelimeleri çıkarın. Nereden nasıl fayda yarar sağlayacaksanız Türk saham, Soru Çözümleri Arşiv işi bizde hocam sıkıntı yok demiş. İsteyen Telegram grubundan alabilir. Yaşa. YouTube'dan kaldırmadan önce indirdin o zaman. Onu yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İbrahim Halil iyi akşamlar hocam. İşiniz az gelsin. Çok sağ olasın. Like atmayı unutmayalım demiş. Yaşa. Aynen öyle. Hadi bakalım. Yaşam Kandemir. Pardon. Türk saham, Ramazan kardeşimizin Allah yardımcı olsun. Amin. Yaşam. Şu an puanlar çok yüksek hocam. 55 hedefine arkadaşlar nasıl ve nerede başarılı olabiliyor ki? Yani yüksek lisans doktora için 55 yeterli. Herkesin hani illa böyle 90'lar hedeflemesi gerekmiyor nihayetinde. Herkes akademisyen olmak veyahut da işte askeriye de devletin değişik kurumlarında çok çok yüksek puan gerektiren şeylere başvurmuyor. Ama haklısın da öte yandan da. Halil Aydın. Hocam selamlar. Üç dikişli yöntemi nedir bulamadım. Anlatır mısınız? Az önce özetlemiştim aslında. Şu anda arka arkaya soru gelmediği için yine de özetleyeyim benim videomu izlemeye karar verdiniz diyelim. Gerek YouTube'daki gerek Thinkific sistemindeki. Çıktı alıyorsunuz sizinle paylaştığım Word dosyası veyahut da PDF'den. Sonra az önce kimin Aydın'ın söylediği gibi çözümleme yaparken birinci dikiş şu PDF'nin bütün kelimelerini bütün derken izleyeceğiniz videoya ait işte videoya baktınız. Ben 3 paragraf işlemişim yarım saat içerisinde. O 3 paragrafı videoyu izlemeden önce sözlük yardımıyla kelimeleri çıkarıp cümleleri anlamaya çalışıyorsun. Notlar düşüyorsun. Şurayı anladım, burayı anlamadım. Burada acaba ne demek istemiş? Sonra benim videomu izliyorsun. İzlerken kendi aldığın notlarla karşılaştırıyorsun. Bu ikinci dikiş oluyor. Gerekli düzeltmeleri yapıyorsun. Gerekirse bazı cümleleri bir daha dönüp bir iki dakika öncesini alıp izliyorsun. Hakkını verecek şekilde. Ondan sonra ertesi gün, ertesi sabahta tekrar o PDF üzerinden geçiyorsun. Bu da üçüncü dikiş oluyor. Bunu yaparsanız başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gülizar, hocam hayırlı akşamlar. Bir buçuk deyip bırakmış. Eyvallah. Şevval ilk dikişte neredeyse her şeyi çevirdim ben demiş. Çok güzel. Bravo. Bu iş oluyor demek ki Şevval. Sete. Hocam merhaba. Ben en son yapılan YÖKDİL'den 60 aldım. Güzel. Ales'e çalıştığım için İngilizce'ye neredeyse hiç bakamadım. 28 Şubat Mart'taki YÖKDİL'de gireceğim. Yok dile de gireceğim. Ve şu aşamada ne yapmalıyım sizce? Hedefim en az 75-80. Biraz geç kalmadın mı diye bir şarkı vardı değil mi? Yani sadece bir 10 gün kadar bir şey var. Onu yapabileceğiniz çok bir şey yok bu noktadan sonra. Belki bir veya iki tane soru çözebilirsin. Test anlamında kendini görürsün. Nerelerde hata yapıyorsun. Soru çözümünde nereler ağırlık vermen gerekiyor. Zaman kullanımını nasıl yapıyorsun ona bakabilirsin. Onun dışında yapabileceğin hiçbir şey yok. Daha iyi şeyler, seni rahatlatacak başka şeyler söylemek isterdim ama gerçekler bunlar daha öncesinden yapmanız gerekiyor her şeyi. Bunu da yine daha önce defalarca söyledim. Sahaya hazır çıkmanız gerekiyor. gerekiyor. Maça antrenmanlı çıkmış olmanız gerekiyor. Ben bunu ağırsıklet boks şampiyonasına benzetiyorum. Karşınıza YDS diye böyle 120-130 kilo kas yığını bir rakip var yani şampiyon. Karşısına lay, lay lom çıkarsanız bir yumrukta hadi bir yumruğu atlattın ikincisine yere seriliyorsunuz. Yani sabahın nurunda kalkıp koşacaksın, yaz kış demeyeceksin. Sabah akşam demeyeceksin. Antrenman, antrenman, antrenman. Teknik, teknik, teknik. Sahaya hazır çıkacaksın. Ringe hazır çıkacaksın. Blossom Cup. Hoş geldin. Güzel bir isimmiş. Sen yenisin. Hocam sayısal öğrencisiyim ama YDT'den de sınava girmek istiyorum. Dil birikimim var. 30-40 net yeterli benim için. Çalışmam için ne önerirsiniz? Teşekkür ederim. YDT de dil YDS ile aynı tipte sınavlardır. Dolayısıyla bol miktarda kelime öğrenmeniz gerekiyor. Her şey kelime haznesinden geçiyor. Ve kelimeleri bilmeniz de yetmiyor. Kelimelerden doğru düzgün anlam çıkarmanız gerekiyor. Bunların hepsinin anahtarı metin çözümlemelerinde. Gerek YouTube'daki gerek Thinkific'teki metinleri izlemeniz gerekiyor. Metin videolarını. Ama YDT için oradaki videoların bazıları çok zor, fazla ağır. Onlara gerek yok. Onları atlayıp dişinize uygun olanları izlemeniz gerekiyor. Üçlü dikiş yöntemiyle yeterli. Başka bir şey hiç gerek yok. Halil Aydın, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepimizden eyvallah. Furkan Akcan, hocam iyi akşamlar. Kolay gelsin, sağ olasın. Metin çevirilerini izlerken cümlelerin anlamlarını kavrayamıyorum. Daha doğrusu cümleler devrikmiş gibi hissediyorum. Temel seviyedeyim bu arada. Yani devrik olması veyahut da düz olmasının hiçbir önemi yok. O tür teknik şeylere takılmayın. Anlamını yakaladığın zaman devrik olsun. Bugün eve gideceğim dedi adam. Eve gideceğim dedi bugün adam. Ya yani Bugünün yeri orada önemli belki. Hani bugün mü eve gidiyor yoksa eve gideceğini bugün mü söyledi falan diye düşünebilirsin belki. Ama onun dışında başına o gelmiş, sonuna öbürü gelmiş çok süper önemli değil. Hele hele başlardaysan, temel seviyedeysen onlara hiç takılma. İlk bir ay, iki ay hiçbir şey böyle dert etme. Sadece İngilizcenin başını sonunu görmeye anlamaya çalış. Ondan sonrası çok hızlı gelecektir. Gramere kafayı takma, detaylara kafayı takma. Bugün görmüşsün, yarın hatırlayamıyorsun. Hiç önemli değil. Yuvarla gitsin, salla gitsin. Önemli olan sisteminizden yapıların geçmesi. Belli bir zaman sonra başını sonunu görmeye başlıyorsunuz. Onu gördükten sonra detaylara geçebilirsiniz. O yüzden hiç kafana takma onları. Şimdiye kadar kötü bir alışkanlığım var diyelim ki. Gerek ortaokul, lise döneminde sınava yönelik hocalar çalıştırmak zorunda olduğu için gerekse kendim bunu doğru zannedip ona göre çalışmış olduğunu kabul etmiş olsak bile bunların hepsini salla gitsin. Mesut Hoca böyle diyor de. Bir de bunu dene bakalım. Şevval olacak tabii ki hocam neden olmasın. Acilem yok. Sizinle çalışıyor olmakta bir ayrıcalık. Eyvallah. 18 Nisan'da sınava gireceğim ama beklentim yok. O daha güzel. Ales YDS gibi sınavlar psikoloji işi neticede biliyorum. Yaşa. Aynen öyle. Psikolojinizin iyi olması için de ön hazırlık son derece önemli. Gülüzar. Hocam hayırlı akşamlar. Bir buçuk aydır reading analizlerinizi çalışıyorum. ...ilk gramer videolarını da bitirdim. YDS deneme çözmeye başlamalı mıyım? haftadır bir tabe gibi, bir tane gibi olacak herhalde. Cesaret edemiyorum. Yani önümüzde aşağı yukarı bir buçuk ay veya bir ay pardon gibi bir zaman dilimi var. Yani en az bir üç tane toplamda deneme çözsen iyi olur bence. Korkunun ecele faydası yok. Cesaret etmesen edemesen de sınava gireceksin nihayetinde. O yüzden bite the bullet derler. Gözünü kapat, dal gitsin. Yani işte çok kötü gelir, ay utanırım, rezil olurum veyahutta da bu kadar çalıştığım sanki işe yaramıyormuş gibi gelebilir vesaire. Doğru ama dediğim gibi kaçar olmadığı için bir de sen gireceksin, sen bileceksin. Senden başka kimse bilmek zorunda değil durumu. O yüzden hiç onlara takılma. Atakan hocam günde 2-3 saat ayırmak ve aşırı çalışıp 6-8 saat ayırmak siz hangisini önerirsiniz? Saat olarak çok çalışınca sanki her şey birbirine giriyor. 2-3 saat aslında 90 gibi bir şey hedef için minimumdur. İlk 2-3 ay için ondan sonra zaten bir takım şeyler yerine oturduktan sonra sen daha fazlasını isteyeceksin. O yüzden 6-7 saat çalışmanı şart görmem ben. Sen 2-3 saat diyorsan muazzam bir miktar. Herkesin o kadar imkanı yok, herkesin o kadar lüksü yok. Dolayısıyla sen şöyle diyelim ki şimdi başlamış olsan Haziran sonuna kadar 2-3 saatle devam et. Ondan sonra zaten sen durumunu göreceksin. Ne kadar mesafe alıyorsun, ne kadar ilerliyorsun. O 2-3 saat belki yetecek. Belki çok çabuk ilerleyeceksin. Az önce bahsettiğim 90 alan arkadaşımız mesela Mustafa. iki çocuğumuz var diyor. İşte iş güç var diyor. Eşi de çalışıyormuş. Yani çocukları yatırdıktan sonra saat akşam 10'dan sonra 12'ye kadar çalışıyordum diyor. 2 saat. Dediğim gibi. 55'ler civarından YDS'den Göktül'de 90'a geldi. Nereden baksan harika bir sonuç. Yani 3-4 saat çalışsaydı da öyleydi. 2 saat çalışınca çok çok daha güzel. Dolayısıyla sen öyle bir başla. Umut. Umut Turunç. Greetings. Greetings infidel. <laughs> öyle bir ventrolog var biliyor musunuz? Ventrolog. Neydi o adamın ismi? Ahmet the Dead Terrorist diye bir kuklası var. Bütün videolarını izledim adamın. Peanut. Onun öyle bir ifadesi vardı. Jeff Dunham. Jeff Dunham. Eğer o tuşeleri severseniz izleyin. Şu vatandaş. Evet. Bunu kapatalım. Devam. İnşaat mühendisi. Merhabalar hocam. Kelimelere sözlükten bakarak çeviri yapabiliyorum ama kelime eksiğim fazla. Nisan 7'siye kadar ne önerirsiniz? Aynen çalış. Sözlükten bakarak gerçi hedefinin ne olduğuna bağlı, ne kadar sabırlı olduğuna bağlı. İdeali kelimelerden ilk önce kendin bakarak çeviri yapıp ondan sonra benim videolarını izlemendir. Ama bunu her zaman yapamayabilirsin. Belki sadece videoları izlemek şeklinde de bir deneyebilirsin. Önümüzdeki bir ay içerisinde. Belki onun faydası da olur. Ama her halükarda muhakkak surette sizi anlama götürecek şekilde çalışmak zorundasınız. Bunu sözlükten bakarak biraz daha yavaş yavaş da yapabilirsin. Videoları daha fazla, daha sık izleyerek yapmaya da çalışabilirsin. Sonuçta her şeyi kafanıza yazmanız gerekiyor. Her şeyi illa sözlükten bakarak öğrenmek zorunda da değilsiniz. Aslında normalde bir çocuğun öğrenmesini düşünecek olursanız çocuk hani sözlüğe bakarak kelimeleri öğrenmiyor. Duya duya öğreniyor. Tekrarlaya tekrarlaya öğreniyor. O şekilde belki yapmayı deneyebilirsin. Çok fazla zaman kalmadığı için. İlla şu olacak, illa bu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. En ideali yok bu işin. Herkesin durumu kendine özel. Herkes kendi durumunu değerlendirecek. Ama öneririz, öneri anlamında ne önerirsiniz diye sorduğun için onu bir denemeni tavsiye ederim ben. Diğer türlü dediğim gibi çok az zaman kaldığı için bu daha verimli olur kısa vadede. Onur Çavdar, hocam merhabalar. Özellikle her şey için teşekkürler. Eyvallah. Ben şu an 40-50 doğru civarındayım ve her gün 8 saate yakın İngilizce ile muhatap oluyorum. Çok güzel. Eylül yöktülde 95 artı almak zorundayım. Neler önerirsiniz? Valla aynen devam et. 7-8 saat muazzam. 95 çok zor bir puandır. YÖKDİL'de bile olmuş olsa ki YÖKDİL'i zorlaştırıyorlar malum. 45-50 doğru dediğine göre doğru, yani puan anlamında değil. Doğru cevap anlamında. Çok fazla kalmamış demektir bu. Eylül'e kadar, Tabi şimdi Ağustos'un sonunda bu YÖKDİL. Aynen devam et. Üçlü dikişi muhakkak yapmaya çalış ve bakış açısı olarak anlam kral, anlama ulaşmaya çalış gramerdi, detaydı, kurallardı onlara çok fazla takılma. Bir de mümkünse eğer kendine bir kurban bulup anlatmaya çalış. Benim videolarımı izledikten sonra oradaki hatırladığın şeyleri belki yarım saat, bir saat sonra, belki ertesi gün bir başkasını aynen aktarmaya çalış. Beni taklit ederek muazzam sonuç alırsın. Nerelerde takıldığını, nerelerde hata yaptığını görme imkanı olur böylece. Hedef sonuçta puan olduğu için bir de zorundayım dediğine göre bir üzerinde baskı vardır. Günde 8 saat çalışmak da her babayiğidin harcı değil. O yüzden hani bir stres kaynağı var üzerinde ama her şeye rağmen hedefin anlamak olmak zorunda. Çünkü YDS'de, YÖKLİ'de her şey anlam üzerinden gidiyor. Ve 85-90'lara vardığınız zaman da her şey detaylarda bitiyor. Hani az önce detaylar çok takılmadım dedim ama kelimelerin detaylarını muhakkak bilmen gerekiyor. O da işte hep anlam konusun açısına olaya baktığın zaman mantıklı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani yapmak, yapman gereken şeyler, herkes için bu söylediğim şeyler geçerli, belli. Yapman gereken şeyler belli ve basit. Oturacaksın, gerek Mesut Hoca'nın, gerekse başka bir hocanın kaynaklarını çok fazla dağılmadan çalışacaksın. Hepsi bu kadar. Ama benim size yaptırdığım şeyler özellikle hem genel İngilizce için hem de yüksek puan almak isteyenler için ideal. Yine her zaman söylüyorum 20 yıldır bu işin dersini veriyorum ben. Denemediğimiz şey kalmadı. Son 8-10 senedir de dil YDS, yani Yöktil de YDS bu durumda olduğu için bizim size anlattığımız şeyler sınava hazırlık açısından ideal. Üçlü dikiş yöntemiyle videoları baştan sona 2-3 defa bitir alırsın o puanları. Hı, özetle. Taha, hocam İngilizce okumalara daha ağırlık verdim. Sizce 65 alabilir miyim ve deneme çözüyorum? Olur. Deneme çok sık çözmeye gerek yok. Belki haftada bir, belki iki haftada bir. Hüseyin, Furkan, Orakçı, hocam Emizar seviyesinden başladığım sınav dönemimde içerikleriniz sayesinde 74 aldım. Vay bravo, çok teşekkür ederim emekleriniz için. Rica ederim. Alın size sonuçta arkadaşlar Emizar diyor. Nasıl yaptığını anlat bakalım Hüseyin. Arkadaşların da faydalansın ne kadar çalıştın, nasıl çalıştın, daha önce girmiş miydin, hani emizar olduğuna göre muhtemelen girmemişsindir. 74'ü ilk girişinde aldın da çok düşünmüyorum. Kaçıncı girişinde aldın? Bunlara bir detay ver bakalım. Gülizar, hocam bir sorum daha var. Kardeşimin İngilizcesi sıfır, yedisi için nereden başlamalı? Öneriniz var mı? Eğer sabırlıysa, eğer korkak değilse, zorlanmayı kabul ediyorsa, yani benim gramer videolarından başlayabilir. Sonra Nasrettin Hoca'ya geçsin. Nasrettin Hoca'ları belki baştan sonra 2-3 defa izlesin. Sonra yine metin videolarından dalsın. Eğer buna çok ağır gelecektir şüphesiz. O yüzden hani korkar mı, sabırlı mıdır gibi ön koşullar var. Eğer acelesi yoksa, eğer o tür zorlanmaları sevmiyorsa kitapçılarda derece, level level İngilizce hikayeler var. Çocuk kitapları bile olabilir. Onlardan başlasın. Gramer falan bir tarafa bırakın. Gramerle alakalı kafanıza takılacak şeyler olursa haftada bir, iki üç günde bir YouTube'dan işte can shoot kullanımı, if 2 kullanımı gibi sadece 2-3 dakikalık, sadece iki üç tane video izlemesi yeterli. Bu şekilde yapmaya başlasın. Bir 3-5 ay sonra neler olduğuna bir bakın. ST. Yöktülden çıktığımdan beri çalışıyorum tabii ki hocam. Sadece hızlıca neler yapabilirim diye sormuştum. Eyvallah. Tamam. O şekilde çalışıyorsan yani zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun demektir. Çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Metin çalışmalarına ağırlık ver. Her zaman aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Onur, Çağdar hocam benim sorum kaynaklarda. Lütfen bakabilir misin İnşaat mühendisinden önce sormuştum. Bir daha sormuştun o zaman değil mi? O çok yukarıda kalmış o. Ben devam edeyim. Eğer cevapladıysam zaten sorun yoksa cevaplamadıysam bir daha soru ver Onur. Fatma Nur. Bonjour monsieur. Sağ olasın. Fatma. Eyvallah. Cem Kalman. Hocam Şubat Yöktül puanım 50. Ama kendimi zayıf hissediyorum. Mart Yöktül için. Hedefim Ağustos Yöktül'den iyi bir puan almak. Nasıl bir yol izlemeliyim sizce? Teşekkürler. Şimdiye kadar dinlediysen canlı yayını söylediğim şeyler senin içine geçerli. Yani i̇yi bir puan almak istiyorsanız Seviyeniz ne olursa olsun muhakkak surette çok fazla kelime biriktirmeniz gerekiyor. Kelime biriktirebilmek için de yeterli kadar zamanı ayırıp, yeterli emeği verip çalışmanız gerekiyor. Bu 2-3 saat olur, 5-6 saat olur. Ne kadar verimli çalıştığınız çok çok önemli. Sistem oturtmanız son derece önemli. Bunları yaptıktan sonrası zaten hoca olarak bende. Yani sadece dediğim gibi gerek YouTube'dan, gerek Thinkific'den oturup metin çözümlerisi videolarını izleyeceksiniz, çalışacaksınız. üçlülik yöntemiyle. Hepsi o kadar. Hepsi o kadar. Kafanızın dağılmasına gerek yok. Başka yol, yöntem, metot gibi bir şey de yok zaten. Abdurrahman Tekin. Merhabalar. Kolay gelsin. Çok sağ olasın. Onur. Çok sağ olun. Allah razı olsun demiş. Eyvallah. Şevval bir de ek olarak Modern Family dizisini izlemeye başladım. Dili sade ve anlaşılır diye okuduğum bir yerde. Türkçe ve İngilizce altyazılı izliyorum. Faydası olur umarım. Maruz kalmak önemli demiştiniz. Elbette. O diziyi biliyorum. Eğlenceli. Bazı açılardan tartışmalı olsa da. Dizi arayışı olan arkadaşlara tavsiye olsun demiş. Olur. Güzel. Gülizar hocam yazım yanlışlarım için özür dilerim. Çok zor şartlar altında yazıyorum demiş. Eyvallah. Sıkıntı yok. Gökhan Özdemir, hocam devlet memuruyum, İngilizce öğrenip konuşmaya çalışıyorum, sonra YDS'ye girmeyi düşünüyorum, sizin eski videolarla başladım, hem konuşma hem YDS ikisi bir mi götüreyim, yoksa sadece YDS mi? İkisinin bir arada olmasında hiçbir sıkıntı yok, sakınca yok. Hedefinin ne olduğu çok önemli. Eğer nihai anlamda konuşmayı istiyorsan, ne kadar önce başlarsan o kadar iyi. Yani benim videolarımın ona da katkısı olacaktır. Konuşmak için uğraşmanın buna da katkısı olacaktır. Her zaman söylüyorum İngilizceyle maruz kalmanız işin anahtarı. Eğer niyetiniz konuşmaksa bir an önce başlamanızda fayda var. Ertelemenin, ötelemenin anlamı yok. İkisini bir arada götür. Kesinlikle. Konuşma mevzu bahis olduğuna göre de her gün saçmalamaya çalış. Her gün bir iki kelime, bir iki cümle ağzından çıksın. Bir iki derken aslında sürekli arkadaşlarını, iş arkadaşlarını, aileni gıcık etmeye çalış. Yeter be desinler sana. Musa Hoca ile Osmanlı Türkçesi. Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm Selam Musa Hoca. Ne ne yok? Epeydir yoksun. Hüseyin Tur Furkan o ilk kez girdim. Aa çok güzel. Sınava ALES'le beraber çalıştım ama ağırlığı İngilizceye verdim. Önce tenseri kafamda oturtmaya çalıştım çünkü sürekli karıştırıyordum. Önceden de demiş. Sonra onlardan sonra bağlaçlar ve klaz yapılarına yüklendim. Sonrasında Thinkific'teki sosyal alandaki tüm videoları izledim. YouTube'daki analizlerin bir kısmını dinledikten sonra da çıkmış çözümlere baktım. Bravo, çok güzel. Hı -hı. Bu Tensler vesaire dediğin konular bağlaçlar onlar benim gramer videolarından mı? Ramazan hoş geldin. Az önce senden bahsettik. 28 Şubat Diöktil sınavından 57 buçuk aldım. İlk defa 40'ın üzerine çıktım. Emizarı bilmiyordum. 28 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta önce motivasyonum oldukça düştü. 6 ay önce 50 puan dahi benim için bir hayaldi deyip sonra Heh, aşağıda devamı var. Bugün ise 57.5 hatta 70'e kadar olan puanları dahi düşük bir puan olarak görüyorum. Bu büyük bir nimet. Son 2 hafta çalışmayı bırakmasaydım 70'i görebilirdim. Mesut'un katkısı çok fazla. Eyvallah. Sağ olasın Ramazan. Hoş geldin tekrar bu arada. Türksan'da merak etmişti seni. Elif Aydın. Hocam 85-90 bandında bir puanı hedef bir puan hedefi için sadece kanaldaki videoları izleyerek ciddi bir çalışma yapsak yeterli olur mu? Yeterli olur. Aynen öyle. Fazla bile olur. Sadece YouTube'da yeterli. Thinkfik de yeterli. İkisini birleştirirsen daha önce esprime ayetinde 180 alırsın demiştim. Alırsınız yani hakikaten. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Bir YÖKTÜL miydi YDS miydi? Sınav için birlikte çalıştığımız arkadaş grubundan bir tanesi mesela hocam sınava girdiğimde bilmediğim kelime yoktu dedi karşılaşmadığımız daha doğrusu özür dilerim. Hatırlayamadım ama karşılaşmadığımız kelime yoktu dedi. Yani size uygulattığım yöntemi bilenleriniz biliyorlar. Daha önce çıkmış olan soruların yani ÖSYM'nin sınavda sorduğu soruların orijinal kaynaklarını buluyorum ben. Bunlar genellikle dergi oluyor, de oluyor, ders kitabı oluyor. Bizzat soruların alındığı paragrafları çıkarıp getirip size ders olarak çözüyorum. Dolayısıyla karşınıza çıkması muhtemel her türlü Konuysa konu, kelimeyse kelime, detay ise detay. Görmüş oluyorsunuz sınava girmeden önce. Eğer yeterince çalışmışsanız. Bütün mesele de o zaten. Dolayısıyla yeter Fazla bile. Evet. Hüseyin'i okuduk, Ramazan'ı okuduk. Lawyer 1. Hocam okurken anlıyorum ama iş yazmaya gelince tıkanıyorum. Ne yapmalıyız? Birincisi detay konusunda hızlı atlıyorsun demektir. İkincisi yazma ayrıdır, konuşma da ayrıdır. Bu konularda antrenman yapman gerekiyor. Bu işler kervan yolda düzülür hesabı. Yaza yaza gitmek zorundasın. Tıkanman çok normal. Eğer her şeyi ilk defa denedinde yapmış olsaydın hayat bambaşka olurdu. Çok normal. Berkay Kavuk, merhabalar. Yeşillenmişsin Berkay. <laughs> Güzel, hoş geldin. Musa hoca birçok sorunlar vardı ama hala takipteyim. Allah sizi korusun. Eyvallah. Amin. Çok sağ Musa. Teşekkürler dua için. Elif Aydın, sizce kelime çalışması nasıl olmalı? Örneğin bir kelimenin verb, isim gibi hallerine halleriyle mi ezberlemek gerekir? Hayır, şart değil. Zaten İngilizcede hemen hemen her kelimenin neredeyse verb, isim, noun gibi isim noun aynı şey zaten. Farklı kullanımları var. Her kelimenin ilk gördüğün anda detayına girersen boğulursun, çıkamazsın. O yüzden sistemden aktarmaya, akıtmaya çalışacaksın. Yıllar içerisinde, aylar, günler içerisinde tekrar tekrar görünce farklı 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 kullanımları oturacak. Kelime çalışmasını bağlam bağlam içerisinde bir paragrafın akışı içerisinde öğrenmen mantıklı. Bir fanus içerisinde havada asıl olarak kelimeleri öğrenemezsiniz. Eğer öyle olsaydı herkese sözlük dağıtırdık. Alın buradan öğrenin derdik sözlük çalışmaları da faydalıdır aslında. Başlayayım şöyle. Eğer o tür şeylerden hoşlanıyorsanız bakmanızda hiçbir sakınca yok ama akılda kalıcı olması için buna da hep şu örneği veriyorum ben bakın. Nasıl diyeyim size? Bir şey demeyeyim. Şimdi bu uzun sürecek. <laughs> Geçtim. Yani kelimeleri bağlam içerisinde, paragraf içerisinde, cümle içerisinde tekrar 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 görecek şekilde olaya yaklaş. İlla her gördüğün kelimeyi hemen o anda bütün detayla öğrenmen gerekmiyor. Hüseyin Furkan tekrar, Berk İlhan Hoca benim hocam ve sizin videolarınız hocam karışık şekilde. Güzel. O şekilde çalıştım anlamında söyledin herhalde. Berkay, Thinkific'teki video çözünürlüğü 1.80 mobil veri izlemek zorundayım. 360, 480 seçeneğine eklenebilir mi? Az önce bunu konuştuk aslında Berkay. Senin gibi sadece iki arkadaş daha bu 8-10 ay içerisinde böyle bir şey istemişti. Onu tenkifle ben konuştum, sordum. Öyle bir imkan sunmuyoruz dediler. Dolayısıyla benim oturup bütün şimdiye kadar yüklediğim videoların hepsini 360 veya 480'e çevirip bir daha yükleyip ya ilgili videoların altında veya ayrıca bir paket olarak sunmam gerekiyor. Onda hani işin doğrusu sadece 2-3 kişi istediği için yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değer mi tarzında yaklaştım olaya. Yine de ne yapılabilir bir bakayım olur mu? Thinkific'le bir daha konuşayım. Olmazsa Yani işte mesela 480 veya 360 p yapıp hepsini bir paket şeklinde ayrıca sunmuş olsam ortalık karışır mı? Takip etmesi zor oluyor çünkü. Atakan, hocam enerjiniz çok güzel. Eyvallah, sağ olasın. Berkay, Wi-Fi'im yok, mobil paketimde yetmiyor demiş. Eyvallah. Dediğim gibi bir düşüneyim olur mu Berkay? Bir iki hafta sonra yine hatırlatma, bir ses çıkmazsa. Lawyer ayrıntıları atlıyor olabilirsin derken neyi kastettiniz hocam? Demiş. Özellikle yüksek puan almak gerektiğinde arkadaşlar 80'den özellikle 85'ten sonra misal bütün cümleyi anlıyorsunuz diyelim. Cümlede sadece kelimenin yeri farklı olmuş olsa anlam değişebiliyor. Run in yerine mesela run into dediğin zaman oradaki in ile to into'nun anlamı bile olayı değiştirebiliyor run out of olayı mesela bir binadan Allah korusun yanan bir binadan kaçmak şeklinde midir? Dışarıya kaçmak şeklinde midir? Yoksa petrolün işte şekerin neyse bitmesi demek midir? Çok küçük bir şey ama sınavda saniyelik bir dikkat dağınıklığıyla onun üstün geç, üstünden hızlı geçtin diyelim ki o da anahtar kelimeydi orada soru bağıra bağıra gitti demektir yani sınavda hakikaten bir zaman idaresi çok önemli. O da hızlı okumayla alakalı. İkincisi hızlı okurken dikkat dağınıklığını kontrol edebilmek çok önemli. İşte o noktalarda bir takım detayları hızlı geçerseniz bunların hepsi de işte baştan çalışırken dikkat edilmesi gereken konular. Dediğim gibi birçok kişi de artık sabırsızlık mı diyeceğiz, karakter mi diyeceğiz? Ya ya he he, anladım ben deyip geçiyor mesela. Veya tam tersi çok fazla detaya giriyor, konuyu bu sefer kaçırıyor. O ikisinin aslında denge tutturmak gerekiyor. Mehmet Toprak, hocam iyi akşamlar. Tenkiflik için mesaj attım, bakar mısınız? Hay hay. Yavuz, iyi akşamlar. Ünlü Kaya, iyi geceler. Teşekkür ediyorum. Güney, Cüneyt Şanlı, hocam hangisi doğru? English subtitle mı, subtitles mı? Normalde subtitles çünkü alt yazılar şeklindedir. Bir tek değil mi? İşte merhaba deyip bırakmıyor. Baştan sona kadar bir saat ne kadarsa artık çoğul olarak. Hayata dair kral senin sayende geçtim İngilizceyi. Eyvallah sağ olasın. Nasıl oldu o iş? Ramazan eyvallah demiş Türk Hayata dair para bayıldığımız kurslar utansın. Oka. Eyvallah. Ramazan Telegram grubun adını paylaşmış. Güzel. 360 pardon 663 kişi. Maç özetleri burada. Hocam videolar bağımlılık yaptı. Öğrene kadar devam inşallah. İnşallah. Olayın sırrı bu. Yani devamlılığı sağladığınız sürece sonuç kendiliğinden gelecek. Olay bir süreç meselesi gerçekten. Cüneyt Şanlı, hocam bir de oyun visual novel tercümanlığı yapmak istiyorum. Fakat gayet resmi bir dille yazmış olmama rağmen e-mail'lerime dönüş olmuyor. Ne önerirsiniz? Defalarca yaz. Bıktırıncaya kadar yaz. Örnekler varsa örnekler ekle. Özellikle bu tür ne demek lazım? Sektörlerde diyeyim zaten oyuncular bellidir. Sen onların arasına girmeye çalışıyorsun demektir. Yani o Visual Novel olay oyununda mesela o piyasaya çıkmadan önce zaten onlar başvurmuşlardır. İşte piyasada bu işi kim yapıyor diye. Hatta çok büyük ihtimalle zaten onları birilerine paslamışlardır. Yani bu işi toptan götür hesabı yapan şirketler vardır muhtemelen. Hani sadece bir tek visual novel olay oyununu yazanlara başvurduysan mesela onların radarında bile olmayabilir o işler. Çünkü hani oyundan bahsettiğine göre bunu da biliyor olman lazım. Hani visual novel olayını oyununu bilmiyorum. Çok küçük müdür? Indie bir oyun mudur? Yoksa çok büyük bir platform mudur? Onları bilemiyorum. Ama özellikle büyükse yani bu misal işte Xbox için veyahutta da PlayStation'lar için büyük Activision'dan tut da bilmem işte neyse büyük firmalar 100 milyonlar harcıyorlar bir tek oyun için. Sadece animatörler olarak 200-300 tane animasyoncu var. Sadece işte lighting uzmanı olarak 20-30 kişi çalıştırıyorlar. Rigging için 20-30 kişi çalıştırıyorlar. Yüzlerce, binlerce kişi 3-4-5-6 sene çalışıyor. Dediğim gibi 100 milyonlar harcıyorlar. Çok çok büyük sektör bunlar. Dolayısıyla onlar da yani Türkiye'den işte neydi isim hızlıca kaydı. Cüneyt diye birisi yazmış. Yani haberleri bile olmaz. Çok büyük ihtimalle e-mail'i görmüyorlardır bile. O yüzden çok farklı kaynaklara, çok farklı şirketlere yaz. Yani işin gücün bu olsun. Bin tane e-mail yazmak hedefin olsun mesela. Öyle üç beş tane yazdım cevap gelmiyor küstümle olmaz bu iş. İstediğin şey çünkü kolay değil. Ha, bunun sonucunda ihya olur musun? İşte e, Tercümanlık yaptın diye çok zengin olur musun? Muhtemelen hayır. Ama aynı şeyi isteyen başkaları da olacağı için ondan daha önemlisi. Dediğim gibi zaten oturmuş bir şey olduğu için ona girmen, değişik yollarını araman gerekiyor. Belki Türkiye'den, belki forumlardan falan sorarak, uğraşarak benzer şekillerde mesela o Türkçe oyunlara tercümanlık yapmış olanlar kimlerse onların isimlerini bulup onlara mail atma şeklinde falan olabilir. Özkan Moran hocam Göktü'den 50 aldım kelime ezberleyemiyorum ama çevirilerdekini pek unutmuyorum. Bir de sorulardan kelime öğrenmeye çalışıyorum. Soruları kelime öğrenmek için kullanmaya ne dersiniz? Kelimeyi nereden öğrendiğin hiçbir önemi yok. Ben Nasrettin Hoca fıkraları anlatıyorum. Masal çözüyorum. YDS kurslarımda. Şarkılardan çok şey öğrenirsiniz. Filmlerden çok şey öğrenirsiniz. Kesinlikle illa şu bu olacak diye bir şey yok. Kelime öğrenmek için kullanman harika bir şey. Hiç sıkıntı olmaz. Ama az önce başka bir arkadaşın söylemiştim. Bağlam içerisinde olması son derece önemli. Ama unutmadığına göre o senin açına çok büyük bir avantaj. Çalışmaya devam. Nereden öğrendiğinin bir önemi yok. lower one Hocam bazı hocalarda kelimeyi detaylı öğrenmezseniz unutursunuz diyorlar. Bir ara denedim. Her kelime ve diğer formlarıyla örnek cümleler yazdım. Farklı anlamları yazdım deftere. Çok zordu açıkçası. Yani hocaları hani eleştirmek istemiyorum. Ama özellikle İngilizce bölümünden mezun olan arkadaşlar yurt dışında kalmadıkları için kendileri kendileri için sizin geçtiğiniz yollardan geçerek çalışmak zorunda kalmadıkları için yani işte lisedeyken veyahutta hazırlık görerek veyahutta İngilizce bölümünde okuyarak zaten zorlama diller öğrendikleri için aslında hani eşekten düşmüş değiller. Sizin ayağınızın hani taşa çarptığında nasıl ağrıdığını bilmiyorlar. O yüzden de onları çok suçlayamıyorum ama bir de işin doğrusu var. Bilimsel olanı var. Daha hatta 3-4 gün önce bununla ilgili bir böyle belgesel gibi bir şey izledim, bir program izledim. İşte hem İngiltere'deki hem Amerika'daki dil bilim uzmanları ikinci dil özellikle English as a second language tarzında nasıl öğrenilir, nasıl öğretilir konularını irdeliyorlardı. Yani eşimle de hatta ortasında durdurup paylaştım. Yıllardır söylediğim şeyi söylüyorum. Adamlar şu anda dedim yani. Hani bir kendim bunları denediğim için, iki uyguladığım için, üç çok okuduğum için, dört hani çok uyguladığım için dediğim min sonucu olarak öğrencilerimden geri besleme aldığım için. Ya yani ortaya bir takım gerçekler çıkıyor. Yani her şeyi detayıyla yazarak öğrenilecek olsaydı Şimdiye kadar bu işler olurdu. Yıllardır gramer görüyorsunuz. Suyunu çıkarıyor hocalar. Hangisi aklınızda var? İngilizceyi geçtim. Türkçe grameri, Türkçenin detayları, dil bilgisi olarak. Hangisi aklınızda? Ama ben konuşuyorum şu anda beni anlıyorsunuz. Okunan, okuduklarınızı, yazılanları anlıyorsunuz. Demek ki ikisi birbirinden bağımsız şeyler. O yüzden hiç takılmayın. Gerekirse Nasret önce fıkralarından başlayın. Küçük ...kitapçıklardan başlayın, çocuk kitaplarından başlayın, hikayelerden başlayın. Oradaki işte resimlerle, kokularla, duygularla öğrendiğiniz zaman kalıcı oluyor bu iş. Dolayısıyla sen mesajı dinle. Bir de beni dene. Elif Aydın, hocam kelime çalışmasıyla ilgili verdiğiniz öneriler benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim. Birçok hoca bir kelimenin isim, fiil ve zıt anlamla birlikte öğrenin diyordu. Ürkmüştüm açıkçası. Yani aynısı söylediğim şey senin için de geçerli. Yazık yani gerçekten yazık. Hiç gerek yok. Onun için harcayacağınız emeği ve zamanı işte sistemden akıtarak bol bol kelime, bol bol anlam içeren şeyler aktın. Şarkı dinleyin. Sevdiğiniz bir şarkının bütün sözlerine bakın. Kelimeleri onun içerisinde öğrenin yani söylediğim şeyleri uyguladığım için size çok rahat söylüyorum. yine bilenleriniz biliyordur. 10 Ocak 15'ten itibaren Fransızca öğreniyorum. Şimdiye kadar kaç ay olmuş oldu? 2 ay mı oldu? 2500 falan kelime öğrendim ben. 54 yaşında hocanız. Ha kabul. Birçok kelime İngilizceye çok yakın. Belki bunun bin kadarı hani arada kaynadı diyelim. Ama bu işin yine belli bir hani sırası var, kuralı var, yazılımı var, okunuşu var. Geçen şarkılar açtım mesela. Hatta şurada bakın. Size şekil 2A'da göstereyim. One tap. Şurayı aç. Durdur. dur. Ekrana çevir. Bakın. French songs with English and French subtitles. Muriel Mathieu. Bunu mesela şu anda çalıştıracak olsak. Şunu görüyor musunuz? Altında üstünde Fransız, altında İngilizcesi. Ve şu kaçıncı bakın, parçadayım. Görüyor musunuz? Bunların hepsini dinledim. Dinledim derken durdura durdura. Misal şu anda çok basit bir şarkı benim hoşuma gitmişti. Bulabilirsem tabii. Şu zazı biliyor musunuz? Jevö çok tatlı bir şarkıdır. Şu elin de çok güzeldi. Bir dakika. Lara, La, la, la diye Ule nerede bu? Evet her neyse. <laughs> Niye girdim ben buraya? Ne anlatmaya çalışıyordum gençler? Evet nereden öğrendiğiniz önemi yok demeye çalışıyordum herhalde. Berkay Kavuk, YouTube videolarınızın tamamı bitti. Stage 2 kitabı takılmadan okuyabiliyorum sayenizde. O kadar. Çok güzel. Aslında daha iyi de okursun. Biraz daha yükseğine bak bence. Yani takılmadan demişsin. O çok güzel bir ilerleme kendi içerisinde ama çok rahatlıkla dördü, dördü okuyabilirsin bence. Berkay. Hayata dair hocam şöyle geçtim. iki ayda geçtim. Maruziyet. Gece gündüz dinledim. Sizi üç kere hızlı olarak. Zaten sınavda düşünmeden o şıkka gidiyorsun. Kralsın kral hocam. Eyvallah. Sağ olasın hayata dair. Aslında yine bakın az önceki Elif için söylediğim, Furka için, Furkan Lawyer 1 için söylediğim şeyler yani uygulamasını yapmış işte hayata dair. Yani siz sistemden geçirdiğiniz an işte bakın iki kere diyor, üç kere hızlı izledim diyor, vesaire gece gündüz diyerekten. Yani o baştan üçlülük için işte ilk kısmını yaptığınız zaman sonrasında gerek kalmıyor zaten. Bir takım şeyler oturduktan sonra sistem beslendikten sonra teker dönmeye başlayınca temel oturduktan sonra bu sefer işte detaylara girebiliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Trust the hoca, trust sistem. Yani hocaya bir güvenseniz, hocaya bir inansanız, sisteme, sürece bir güvenseniz, şöyle bir 2-3 ay zorlansanız ondan sonra neler olduğunu görüyorsunuz işte. Yapabilenler de hemen işte kralsın hoca diyorlar yani. Bir gün herkes hani Fenerli Galatasaraylı olacak hesabı bir gün herkes bu yolu bulacak. Onu ondan emin olun. Çünkü sosyal medya, internet, herkes bir şeyler söylüyor. Ben de bir şey söylüyorum. Belki ben hatalıyım, belki ben yanlışım. İlla bir tek benim işte yaptığım doğrudur diye bir şey iddia etmiyorum ben. Ama yani 40, 50, 60 yıldır yapılan bilimsel çalışmalar vesaire benim kendi işte tecrübelerim ortaya bunları koydu. Hakikaten bunun böyle olduğunu göreceksiniz yani. Herkes gerek cep telefonu uygulamalarından gerek internetten mümkün olduğu kadar böyle işte nedir aralıklı tekrar şeklinde ki ben adını koymadan size yaptırdığım şeyler içerisinde hep böyle diyorum 8-10 şeyi aynı anda yapıyorsunuz aslında. Hani o dediğim gibi öğrendiklerim, uyguladıklarım, okuduklarım onların hepsini adını koymadan hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyorsunuz aslında ama dediğim gibi yani hocaya bir güvenseniz ne yaptırmaya çalıştığımı çok çabuk fark ediyorsunuz. Ondan sonrası zaten sonuç kendiliğinden geliyor. Mehmet Yalın, hocam en son Göktül Sosyal'dan 53 e aldım. YouTube'daki YDS Metin derslerine bu puanda başlamam seviyeme uygun olur mu? Olur. Yani 40, 35, 40 bile olsa olur. Gayet güzel. He? Sıkıntı yok. Lower One, hocam Almanya'da bir staj birçok mail atmıştım. İçin olacak herhalde. Sadece birisi döndü ve bir video mülakat yaptı. İşin özü bol denemek. Ama konuşamadığım için kabul etmediler. Sorun değil. Ne yapman gerektiğini biliyorsun şimdi. Güzel olurdu İlk aldığın piyangoya hemen vur, vursa ödül ama dediğin gibi birçok mail attın. Sana gerekli olan birisiydi. O anda eşref saatine denk gelmemiş. Belki edebilirlerdi de ama önemli olan kendine o fırsatı, o imkanı tanımış olman. Burada hiç üzülmeye gerek yok. Hani üzgün smiley'e gerek yok. Kendini azıcık geliştireceksin. Bir başkasından, bir başkasıyla hatta o baştaki vatandaşa da 2 ay sonra 3 ay sonra bir daha yani biliyorum işte konuştuk kabul etmediniz ama ilerledim hakikaten bir daha test edin de mesela kendini göster Berkay Kavuk internet sitelerinde de kelime bilgisinden kaynaklı sorunlar yaşıyorum sadece close yapıları güzel oturdu demiş güzel Yavuz Sarı merhabalar Faruk hocam katıla özel yok dil dersleriniz var mı hayır yok Faruk vakti zamanında bütün derslerim YouTube'daki katıl butonun ile başlattım. Daha sonra orada sıkıntılar çıktı ödeme konusunda. O yüzden onun hepsini kapattım. Sadece işte hocam videolarınızı izledik teşekkür etmek istiyoruz dedikleri için küçük bir miktar orada bırakmıştım. Normalde aslında ayda bir de olsa belki iki haftada bir de olsa şu anda yaptığımız canlı yayın gibi sadece katıldaki arkadaşlara özel yayınlar istiyorum da hep unutuyorum işin doğrusu. Yani katılda özel hiçbir şey yok. Kusura bakmayın diyeyim. Nur Hayat Vural. Benim bölümüm eşit ağırlık, eşit ağırlık ve bir buçuk yılım kaldı. YDS'ye girmek istiyorum. Başarabilir miyim? Ne yapmalıyım? Başarabilirsin. Bir buçuk sene çok uzun bir zaman. Şimdiden başla çalışmaya. YouTube'daki gramer videoları, sonra Nasrettin önce, sonra metin videolarını izle. 3-4 tekrar yap. Gerekirse benim Thinkific kanalındaki videoları izle. Hepsi o kadar. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Başarabilirsin kesin. Bir buçuk sene çok çok uzun bir zaman ama... Uzun zaman diye yat, yatmayacaksın, şimdi başlayacaksın ve her gün bakacaksın. Her gün en az 15 dakika, en az, en az yarım saat ayıracaksın, en az bir video izleyeceksin. Hepsi bu kadar, başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Faruk. Mesut Hocam sizin bir yok dil teknikleri videonuzu izlemiştim. Bana çok faydası olmuş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Faruk. Eyvallah. Yavuz Sarı ben YouTube videolarını 3 kez dinlemeye başladım. Daha önce dinlemiştim ama şimdi önce kendim sonra sizi dinleyip tekrar tercüme yapıyorum. Çok sağlam gidiyorum. Toplamda bir metin 5 kez tekrar alıyor. Aynen öyle. Fakat bazı who, whose, that gibi yapıların düştüğü yerleri tam göremiyorum. Ama fark etmeden tercümesini yapabiliyorum. Bu detayları görmek için ne yapmalıyım? Onunla ilgili adjective clause konularını gramerden bir daha hızlıca bir bak. Bir bu, ikincisi bu detayları görmen gerek mi? Tercümesini yaptığın zaman, anlamına ulaştığın zaman detay kimin umrunda? O kadar. Maç özetleri burada. Mesut Hoca arttı kalite. Eyvallah. Şevval Ö. Hocam ben de gramer yapısını çözemiyorum. Bağlaçlar ve benzeri nerede olacak, nasıl olacak bilemiyorum. Ama bir şekilde cümleyi yuvarlayıp anlam çıkarabiliyorum. Bu zamanla oturacaktır değil mi? Evet. Aynen öyle. Devam. İlla bu bağlaşlar vesaireler nerede karşınıza çıktığında görmek istiyorsunuz diyorsanız ki şart değil. Yavuza söylediğim gibi. Epey bir çalıştıktan sonra bu üç ay olur, 5 ay olur, 8 ay olur. Dönüp videoları izle, gramer videolarını izlerseniz ha bu buymuş, ha şu şurada, şurada şunun için düşüyormuş diye görmeye başlarsınız. Ancak ondan sonra yapın. İlla gerekiyorsa. Berkay Kavuk tekrar metin dersleri bağımlılık yapıyor. Genel kültür olarak da çok şey kattı aşikar. Eyvallah Berkay sağ olasın. Can Ünlü hocam sınavda paragraf sorulandan sonra başım çok şişiyor. Çok yorulduğumu hissediyorum. Bunu aşmak için daha fazla okumak mı lazım? Aynen öyle. Aynen öyle. Başka yolu yok. Bir de deneme vesaire çözecek olursanız ki normalde hani 3-4 tane fazla çözmenize gerek yok diyorum toplamda bir hafta sonu cumartesi veyahut da pazar saat 10-10.30'da oturup 3 saat başından kalkmadan çalışın. Sınav çözün. Ona alışık değiliz çünkü biz. Instagram'da, YouTube'da bile bir video 20 saniye geçtiği zaman, 4-5 dakikayı geçtiği zaman püt 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 yapıp atıyoruz. Alışık değiliz. Ona da antrenman yapmanız gerekiyor. Gülizar Dursun, Ekim 7'sine 80 aldım yazacağım sayenizde. Buna inanıyorum hocam. İyi ki varsınız. Hadi bırakalım. Bravo Gülizar. That's the spirit. That's the spirit. Olay budur. Ruh budur işte. Cihan Ünlü. Hocam bir de YouTube kanalının özelliği nedir? Orada yeni metinler mi var? Teşekkür ederim. Hayır. Az önce Faruk için söylemiştim. Herhangi bir şey yok. Sadece teşekkür etmek istiyorsanız. Hepsi o kadar. Eleştirel Akıl. Merhaba. Merhaba. Berkay elimde stage 2 vardı. Okumayı erteliyordum. Epeydir alacağım hocam demiş. Çok güzel. Bir de 3 de al. İkisini aynı anda okumaya çalış. Eren, hocam selam. Paragraf sorularında tamamen çevirmeme rağmen yanlış oluyor. Ne yapmam lazım? Tamamen Türkçe'ye çevirmene gerek yok. Paragraf sorularında her şeyi illa full anlaman gerekmiyor. Soruları ilk önce okuyup onların karşılığını arayarak, arayıp bulup ondan sonra ilgili cümleyi iyice anlamaya çalış. Bu birincisi. İkincisi, yanlış yapman kelimelerin anlamlarında eksik kaldığını gösterir ve kelimelerle uğraşırken anlamı kaçırdığını gösterir. Buna İngilizce'de ağaçlara konsantre olurken ormanı görememek diyorlar. Öyle bir atasözleri var. Missing the, tree, missing the forest for the tree veya for the trees şeklinde kullanıyorlar. O yüzden ikisinin ortasını dengesini tutturmaya çalışman lazım. Yani olay tamamen yine antrenman meselesi. Belki bu bakış açısından biraz daha bundan sonra yapmaya çalış. YDT öğrencisiyim diyor. O zaman işte henüz bazı konularda tam dediğin gibi oturmamış demektir. Sen tam çözdüğünü zannediyorsun ama çözemiyorsun demektir. Elif Aydın, hocam bir kitap çıkarmanız bizler için çok çok iyi olurdu. Ben onu çok sevmiyorum işin doğrusu. Ama nasıl bir kitap istiyorsun? Kitap hani yüzlerce çeşit kitap var. Nasıl bir şey faydalı olur sizin için? Hakan Uğurlu hocam önce reader mı? Nasrettin Hoca metinlerinden başlayalım. Nasrettin Hoca güzel olur. Furkan Akçan hocam Oxford'un sitesinde temel 3000 kelime ve akademik kelime listesi var. Arada bu liste üzerine gitmek faydalı olur mu? Olur ama örnek cümlelere bakmanız şartıyla. Ramazan Erdoğan Morturid 2'nin eksik metinleri ve Morturid 1 metinlerini işleyecek misiniz? İnşallah niyetim var. Şu an Tinkifik için hangi dersler işliyorsunuz, yüklüyorsunuz? Şu anda Zoom dersleri yapıyorum. Bir 40-50 kişilik sınıf var. Orada işlediğimiz dersleri onlara has olarak ayrıca yüklüyorum. Onun dışında henüz taze video yok. Normalde bu önümüzdeki YÖKTÜL için birkaç tane en az sınav çözümü istiyorum. İnşallah YDS sınavı bittikten sonra Nisan'dan sonra da Ekim'deki sınav için yeni bir grup başlatacağım. Hem şimdi yaptığımız Zoom derslerini hem o zaman yaptığım dersleri yüklemeyi düşünüyorum. Arada işte mortu ritleri bitirmeye çalışacağım inşallah. Şevval YDS için illa gerekmiyor ama akademik makalede yazmak zorunda olduğum için öğrenirken tam öğrenme derdindeyim. Kendi işimi zorlaştırıyorum belki ama ileride gerekecek o yüzden sordum demiş. Yani ilk önce bir olayı çözmeye adapte ol. İleride dediğin için şu anda çok şart değil bence. Yani misal YouTube'daki videoları baştan sona kadar hakkını vererek iki defa, üç defa tekrarla zaten writing için çok çok iyi bir altyapı atmış olursun. Ama ufak ufak da belki yazmaya başlayabilirsin. Yazma konusu da aslında IELTS TOEFL kaynaklarından belki yararlanabilirsin. Onda avantajı olur. Evet. Son 5-10 dakika gençler. Ben biraz yoruldum. Sesimden de bellidir muhtemelen. Azime Aydoğan. Hocam ben bu uzun cümlelerdeki tüm kelimeleri sözcükten baksam bile cümlelerdeki anlamı çıkartamıyorum. Bunun için nasıl çalışmalar yapmam gerek? Zaten benim videolarım tamamen bununla alakalı Azime. Yapman gereken şey oturup 40-50 video, 100 video izlemek. Ondan sonra zaten olayı çözersin. Eren, tamam hocam sağ olun. Ormanları da göreceğim demiş. Yaşa bravo. Peki bol bol metin dersleriniz ile düzelir mi? Sadece onunla düzelir. Başka türlü düzelmez. Dediğiniz gibi bakış açısı da etkili oluyor. Aynen öyle. Bunların hepsi birikim meselesi ve yapabilme meselesi Eren. Senin eksikliğinden dolayı değil veya işte kimse böyle sorunlar yaşayan. Yani hedefiniz 100 olmuş olsaydı, 99 olmuş olsaydı başka şekilde yaklaşırdınız olaya. Ama henüz yolun başında olduğunuz için yani kendinizi bir yetenekli olduğunu düşünen ama ne yapacağını bilemeyen bir işte futbolcu olmak isteyen delikanlı gibi düşünün. Yani ilk önce işte benim gibi bir hocaya gideceksin. Bir kendine bir antrenör bulacaksın. Onun dediklerini yapmaya başlayacaksın. Yani ilk önce top sürmeyi öğreneceksin. Sonra topa vurmayı öğreneceksin. Paslaşmayı öğreneceksin. işte kafa göğüste yumuşatmayı öğreneceksin. Çalım atmayı öğreneceksin. Bunları yaparken öncesinde koşacaksın, ısınacaksın. Sonrasında esneme, gerilme hareketleri yapacaksın. Ağırlık kaldıracaksın. Vücudunu geliştireceksin. Aynı anda kaç şey yapman gerekiyor bak. Ondan sonra sen işte diyelim ki amatörlere girdin. İşte ikincilik takımı veyahut da çok iyisindir mesela birincilik takımının hazırlıklarına neden ona yedek takıma girdin vesaire bakın hep aşama aşama gitmek zorundasın. Ya hocam işte ben futbolu çok seviyorum. E halı sahada gidiyorum. Valla arkadaşlarla oynadığımız zaman 3 saat koşturuyorum. Beni işte Galatasaray Fener'e almıyorlar. Demeye çalıştığım olay bu işte. Yani bir takım şeyleri istemeniz çok çok önemli aslında. İsteme her şeyin başı. Ama ondan sonra yapmanız gereken şeyler var. Ve bunları doğru yapmanız gerekiyor. Onun da ötesinde yapmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi mesela 3 ay boyunca yaptınız. Ya hocam işte vuruyorum taca gidiyor. Vuruyorum vuruyorum avuta gidiyor. Bir türlü işte gol atamıyorum. Ya bütün mesele o zaten. Anlatabiliyor muyum? Yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa ancak oturacak bu işler. Azime, hocam herhangi bir kursa kayıt olmadan sizin YouTube videoları YDS için yeterli olur mu? Olur. O kadar. Aydın Alper, hocam sonbahar Zoom kursunun tarihini netleştirdiniz mi? Nisan YDS'den hemen sonra diye düşünüyorum ben. Yani 18'inde olduğuna göre büyük ihtimalle genellikle öyle olur. Sonuçlar açıklandıktan sonra. Ama şu andaki Zoom grubunun neredeyse yarısı zaten hocam biz devam etmek istiyoruz diyorlar. Biraz onların da ara, ara vermesi iyi olur. Şöyle bir, bir hafta, 10 gün, belki iki hafta beynin Nadas'a bırakılması faydalı olacaktır. Yapılan yüklemenin yerine oturması için. Ondan sonra başlarız muhtemelen Mayıs'ın ilk haftası gibi inşallah. Onunla ilgili gerek YouTube'da gerek Thinkific'de yine duyuru yaparım ben. Berkay deneme çözmek için erken mi? Sen neyi kastetmiştin? Unuttum Berkay kusura bakma. Şevval yazmayı istiyorum ama sizin videolarınız gibi kontrol mekanizması olmadığı için kendi kendime yanlış yazsam düzeltme mümkün olmayacak hocam. Yanlış kemikleşir diye çekiniyorum açıkçası. Şöyle yap o zaman. Benim videolarımda gördüğün cümleleri Türkçesini ilk önce bir düşün. Bu çok basit bir cümle de olabilir. Sonra videoyu kapat. Bir 10 dakika sonra İngilizcesini yazmaya çalış. Tersinden olaya gel. Bunu sana çok faydası olacaktır. Dolayısıyla yanlış yap yapmadığını da te tekrar kontrol edebilirsin demektir. Ne demek istediğimi anlatabildim değil mi şey var? Yani hem PDF şeklinde hem benim videolarımda doğrusu var. Ama hangi cümlenin hani İngilizceye çevireceğin Türkçe cümleyi de bilmen gerekiyor. İşte o da benim bir videomda dediğim gibi basit bir cümle olabilir. Bu Nasrettin Hoca bile olabilir mesela. Hatta bak işte Nasrettin Hoca fıkrasını ilk önce otur Türkçesini yaz. Benim anlattığım İngilizceden Türkçeye çevirdiğim Türkçesini yaz. Daha sonra otur onu kafandan İngilizcesini yazmaya çalış. Yazdığın zaman işte doğrusunu tekrar görebilirsin. Bakın anında yöntem buldum sana. Eren hocam valla tam 12'den vurdunuz ya. Yani tercüme ettiniz. Teşekkür ederim. Ee, Eren 30 senedir bu işi yapıyorum. Olacak o kadar. Senin yaşın muhtemelen o kadar değildir. Yani YDT istediğine göre 16-18 yaşındasın daha. Senin 2 yaşın kadar benim sadece İngilizce ile ilgili tecrübem var. Şevval sabırla cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Elif Aydın hocam sizin metin analizleri içerisinde verdiğiniz kelimeler dışında ekstra bir kelime ezberlenmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Aferin diyorum, akıllısın diyorum. Aynen öyle, hiç gerek yok. Bunları zaten öğrenmiş olsanız 10 bin, 20 bin kelime edinmiş oluyorsunuz. Mert Yiğit, hocam iyi günler. YDT'ye çalışmaya sizinle başladım. Temelim hiç yoktu ve sayenizde güzel gelişmeler elde ettim. Teşekkür ederim. Ne demek Mert? Eyvallah. Geoteknik Bey, nerelerdesin? Merhaba. Hocam hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Berkay, YDS için sordum hocam. İki aydır çalışıyorum. Nisan'da sınava gireceğim. Deneme yapmam motivasyon kaybı oluşturur mu şimdilik? Hedef 70. Eğer motivasyon kaybı yaşayan tipte bir kişiliğin varsa olur. Ama öte yandan da niye olsun? Yani eğer iki senedir çalışıyor olsan da, hedefin 70 olsa da sen bir türlü 50'yi geçemiyor olsaydın Allah kahretsin. Hani klasik laz usulü yine kabuğa basıp düşeceğim diyebilirdin. Ama sadece iki aydır çalıştığına göre zaten çok bir şey beklemeyeceksindir. Hedefin 70 olabilir de sen şimdi 50-55 aldın. 2 ayda 55'e gelmek güzel bir şey. Belki 60 alacaksın denemede. Önünde daha bir ay da var. O yüzden yap iyi olur. Yani kötü puan almış olsan bile biraz daha fazla çalışman gerektiğini gösterir bu. Yani alternatifin ne? Diyelim ki motivasyon kayboldu. Lanet olsun dedin okudun bıraktın. Kime ne faydası olacak? Ha, tabii bunlar ezbere konuşuyorum ben. Herkes her zaman yapılması gereken şeyleri yapamıyor. Bunu hani takdir edecek yaştayım. Ama motivasyon kaybı olmasına gerek yok. Atakan hocam, çözemediğimiz soruları çözdürebileceğimiz bir platform var mı? Acaba biliyor musunuz? E, ne demek bu tam olarak Atakan? Yani öyle bir platform var mı bilmiyorum ben. Öyle hocalar öyle bir şey yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama bu ayın 29'unda YDS'ye kadar bir soru kampı başlatacağım ben. Orada YDS sorularını çözeceğiz. 2020 Ekim soruları sonra 2019'u tamamen atlayıp 2018'e geçeceğim. Oradaki soruların hepsini çözeceğiz. Orada çözemediğin sorular varsa zaten soracaksınız. Eğer hani öyle bir şey düşünürsen anlamında söylüyorum. Onun dışında da spesifik olarak arkadaşlarınız cümleler getiriyorlar. Mesela onun gibi hocam şu soruyu çözüyordum. İşte yanlış yaptım. Burada niye bu olduğunu anlayamadım diye her zaman sorabilirsin. Bu hepiniz için geçerli bu arada. Hani daha çok hocam ne yapayım tarzında soruyorsunuz. Şunu şunu yapabilir miyim tarzında soruyorsunuz. Eyvallah. Ama spesifik olarak hocam şu soruyu çözemedim. Yardımcı olur musunuz diyebilirsiniz o zaman. Geoteknik Bey, hocam writing'i kendimiz geliştirebilir miyiz? Sizce evde IELTS çalışmakla ne kadar bir yere varabiliriz? Yani writing'de her zaman işte sorun birinin kontrol etmesi gerekiyor. Az önce aslında kim için söylemiştim? Şevval için söylemiştim. Onun, anlat, onun için anlattığım yöntemi dinlediysen eğer, senin için de geçerli o. Şevval anladım hocam demiş. Teşekkür ederim. Geoteknik hocam akademi süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Çalışıyoruz çalışıyoruz fakat maddi getirisi olmadığı için yakın süreçte birazcık çalışma sevkimiz düştü. Düşüyor. Siz bu süreçlerde neler yaptınız acaba? Valla ben bu konuda çok iyi bir örnek değilim. Geoteknik. Ee, yani milletin veya sizlerin arayıp arayıp bulamayacağı akademisyenlik, araştırma güvelliği vesaire neyse işte onlar doktora yurt dışı imkanlarını ben birkaç defa böyle terk ettim. Yani işte Ege'de mesela yüksek lisans yapıyordum, ayrıldım. Daha sonra doktora için bir daha girdim, bir daha ayrıldım. Sonra bir daha döndüm. 45 yaşından sonra ben doktoramı bitirdim mesela. 24 yaşındayken İngiltere'ye doktor için gitmiştim mesela. Orada yine yarım bıraktım. 2000 değil mi? 2001'de mi tekrar girmiştim mesela. Tekrar ayrıldım. Yani 3 4 defa üniversiteye girdim, çıktım, akademiye girdim, çıktım. Dolayısıyla bunda hani çok böyle e, söylediğim şeyler doğru olmayabilir. Çünkü benim kaybedeceğim bir şey yoktu. Ben çok sıkıldığım anda hep şeyi çekip gidebiliyordum. Çok böyle lüks yaşama derdim yok. Çoğu çocukta olmadığı için ki ben 39 yaşında evlendim. O zamana kadar geçinme derdim de yoktu. Bir işte ne diyordu ona? Kel başım, pişmiş aşım öyle bir şey vardı değil mi? Deyip deyip oturuyordum ben. O yüzden de ben hani çok iyi bir örnek değilim aslında. Ama öte yandan da eğer çabucak şevkin düşüyorsa demek ki o işi zaten çok istemiyorsun. İşi de, i̇şe de bir, bir de o açıdan bakmak lazım. Bu konular hakkında belki ayrıca konuşmak lazım. Yani üniversite mezunu olmanın çok fazla bir anlamı kalmadı artık günümüzde biliyorsunuz. O yüzden de para nasıl kazanılır, para kazanmak nedir, meslek nedir konularını belki ayrıca düşünmek konuşmak lazım. Bunlar üniversitelerde, okullarda çok konuşulan şeyler değil. Hala kendi ailemizin anne babamızın kendi çocukluklarında onların anne babasının söylediği bilgilerle biz yetiştiriliyoruz. Oysaki özellikle son 10 15 senedir sosyal medya ile birlikte internetle birlikte dünya çok değişti. Bundan sonra çok daha hızlı değişmeye devam edecek. Bundan iki sene önce bir YouTube'daki videonun altına yaptığım yoruma geçenlerde bir arkadaşınız hocam haklıymışsınız gibi şeyler söyledi. Yani üniversitelerin hükmü bitti bence. Dün gibi bunu ayrıca konuşmak lazım aslında. Pekala. Son beş dakika gençler. Atakan test sorularını, deneme sorularını falan demiş neyle alakalı kaçırdım konuşacağım derken. Berkay Tinkifik'teki YDS e çıkmış soruları test halinde vardı. Orada E7'se e de YDS e gibi doğru sonuç sayısını hesaplıyor mu? Aynen. 40 doğru 40 yanlış diye en son söylüyor mu? Evet evet. Atakan Aydın hocam eğitimciliğin ne olduğunu bir kere daha cevabınızdan anladım. Çok teşekkürler. Eyvallah Atakan sağ olasın. Mehmet Early European Explorers. Burada geçen NAT kelimesi olumsuzluk anlamı katar mı? Güzel. Sadece NAT'ı sormuşsun. Early European explorers assumed that early land, every land they encountered was, not, was an island. Bunu ben hatırlıyorum. Sanki bir YDS sorusuydu veyahut da benim işlediğim makalelerin birisini hatırlıyorum ben bunu. And, and it was not until the 16th century that. Buradaki ifade iti an, deti hazırla yapısı. Det'ten sonraki olayın 16. yüzyıla kadar olmadığını söylüyor. Yani the distinction between continents and islands was finally made. Kıtalarla adalar arasındaki ayrımın nihayetinde yapılması 16. yüzyıla kadar olmadı değildi demektir. Dolayısıyla olumsuzluk var. Ama det'ten sonraki olayın olmasının 16. yüzyıla kadar olmadığını söylemek şeklinde var. No chance rien hoş geldin hocam sinemayla aranız nasıl? Severim. O kadar. Geoteknik haklısınız. Üniversite birisinin bitişinde süt dökmüş kedi gibi piyasaya çıktık. Ne ales ne yöktil biliyorduk demiş. Aynen öyle. Son sene böyle dersler verilmeli aslında. Son seneye de kalmamalı bence. Hatta üniversiteye girmeden önce bir sene iki sene liseyi bitirdikten sonra insan ara vermeli. Bu tür konular olmalı bence. Gerekirse okul şeklinde gerekirse çıraklık eğitimi şeklinde en az bir iki sene bunların bence eğitimi verilmeli. Pekala hadi bakalım. Çok sağ olun demiş Berkay rica ettim. Peki bana müsaade gençler. Çalışmaya devam.